Arkadaşlar, İsmail Raşit'e TV'ye hoş geldiniz. Yine bir günden görüntüler. Ana ne yapıyor? Koyun boyunu aldı. Şimdi onları koyduğum sıcak suyun içerisine yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Haşlama mı? Hı hı, boyun haşlaması. Güzel olur. Hop, hediye. Yavaş at da. Sıcak su ya, yüzümüze sıçramasın. Buradaki ne? O da sütlaç yapacağım. Bir dakika. Şimdi tuz koydun mu? Şimdi etimizi tenceremize koyduk. Biraz tuz ekleyerek düdüklünün kapağını kapatacağım. Ne zaman içine başka bir şey atacak mı? İçine patates, havuç, soğan, bu biraz piştikten sonra. Ne kadar duracak o? Onları ekleyeceğim. Hayır, ne kadar duracak o öyle? Yarım saat. Yarım saat duracak. Şimdi onlar piştikten sonra bunları açıp bunları ekleyeceğim. Ha, burada da burada süt herhalde bu. Pirincimizi yıkayayım. Önceden yıkadım da yine de yıkayayım. İyi olur, yıka yıka. İyi diyor, ne şey oluyor? Dayanamadın mı? Sütlaç yapacağım. Sütlaç şimdi mı? Bu yıkadığım pirinci kaynamış olan suyun içine ekleyeceğim. Sütü de kaynatmışım herhalde. Ne? Sütü pişirdin. Pişirdin mi? Şimdi bu pirincimiz pişince içerisine süt ekleyeceğiz. Ne zaman, kaç dakikaya pişer o? Pirinç pişene kadar, pirinç pişsin, daha sonra süt ekleyeceğiz. Anladım. Da kaynayınca şeyini indiririz. Biraz et haşlanır. Ondan sonra doğradığımız malzemeleri koyarız. Güzel olur et haşlaması. Et haşlaması faydalı. Boyun. Boyun mu? Hı-hı. Boyun daha güzel olur. Tabii. Bol bol yiyin arkadaşlar. Balık yiyin, et haşlaması yiyin. Bu arada bizi izleyenlere de selam olsun. Herkesin iyi günler geçirmesini Allah nasip etsin. Amin. Evet. Etimiz haşlandı, pişti. Eti süzdüm, içinde kemik kırıntısı olur diye. Tekrar tenceremizi aldım. Şimdi malzemesini ekliyorum. Soğan, küçük soğan olmadığı için büyük soğan koyacağım. Küçük soğan olsa daha güzel olur da evde kalmamış. Şöyle soğanlarımızı ekleyeyim. Burada da anam sütlaç yapıyor. Değil mi ana? Aha, o da sütlacın pirinci. Şimdi patatesini, havucumuzu koyuyor. Samırsak var. Malzemelerini koyalım. Vay yasın anne, nasıl oldu? Sağ ol. Eti pişirdim. Şimdi koyacağım malzemelerini ekliyorum. Sen işini bilin anne. Güzel onun, yaparsın. Güzel olur tabi. Onunla bitsin. Çok şükür. Şimdi tuzumuzu koyalım. Önceden de koymuştum biraz. Haşlama da güzel olur Allah'ın izniyle. Karabiber. Faydalıdır. Bunu ölçeğe yapmış için. Haşlamanın suyu, kendi eti, her şeye faydalıdır. Karabiber koyalım. Kaç kaşık koyuyorum? Bir çay kaşığı, isteyen sonra kendisi ekleyebilir. Et haşlaması güzel olur arkadaşlar. Şifa ver et haşlaması. Şimdi kimyon. Onu da mı bir kaşık koyuyorum? Tabii kimyon da. Sana
ben düdüklüğü çekeyim. Sözü dursun. Evet arkadaşlar, burada İsmail abi var. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bereket diliyorum. Şimdi kapağını kapatalım. Tuttuğum kapağını mı? Oradan ne? En alta koyayım. Nasıl şunu koyayım. Zaten öyle bir şey bak. Şimdi sütlacımızın sütünü ekliyorum. Hepsini mi koyacağım ona? Pirince göre. Şimdi pirince göre koyacağım. Şekerini... Haşlama kaç dakikaya kadar olur ana? Haşlamanın eti pişti. Patatesi pişene kadar. Havuncu, patatesi. Ne zaman pişerse o zaman. Sütü. Dikkat et ama. Pirincine göre mi ayarlıyorsun sütü? Tabii pirincine göre. Pirincini ne kadar yaparsan o kadar da süt. Anladım. Şimdi şöyle kaldırayım. Yeter mi o? Daha koyacak mı? Yok, yetişir. Yetişti tamam. Onu şimdi. Biraz pişsin bakayım. Pişsin. Başka güzel olur vallahi. O kaç dakikaya kadar pişer ana? Sütünü çekene kadar. Sütünü çekene kadar mı? Sütü önceden pişirdim, soğudu. Neyi önceden pişirdin? Sütünü. Sütünü. Yoğurt yaptık, artan da sütlaç yapalım dedik. İyi geldin ya, sağ ol. Çok güzel. Üzerine şimdi şey, daha süt istiyorum. Üzerine daha azıcık ceviz evde varsa eğer biraz ceviz duralım üzerine. Ceviz olmaz, baharat atılır. Ceviz de atılır, baharat üzerine. Cevizi de güzel olur. Şimdi bu kaynasın. Hey İsmail abi, nasıl geçti günün? Nasıl olsun, iyi geçiyor işte. İyi diyor, iyi olsun. Allah'ın izniyle. Annem yapıyor. Eline sağlık onun da. Afiyet olsun. İyi bak. Şimdi sütümüz kaynasın. Biraz limon kabuğu koyalım. Niye onu koyuyor ona? Rehası çıksın, daha lezzetli olsun diye. Az mı koyuyor onu? Şöyle bir iki tane keseyim. Pişerken, piştikten sonra çıkaracağım. Tadı vursun diye. Tadı vursun, rehası. Yani anladın mı? Anladım. Tadı vursun, şöyle güzel olsun. Tamam. İnsanın ağzına şöyle hoş bir tat gelsin. Limon, evet şey arkadaşlar, olsun. İsmail abim yemeği içmeyi sevdiğinden dolayı biliyorum aşağıda her şeyi. Canım bildiğim evin içinde yapılan yaptıklar sonra görüyoruz, öğreniyoruz. Şimdi şekerini ekliyorum. Ne kadar koyacağım o şeker? Şeker çomça? Bakacağım şirası ne kadar şey olursa ona göre. Kaç çomça koyacağım? Şeyi belli olmaz. Tadına bakacağım. O pişirdiğin pirincin sütün şeyine göre konur. Şekerli yiyen şekerli yer, az koyan az koyan. Sen kendi ortak bir kalem ayarlıyorsun. Tabii. Yani. İyi oldu. Ona göre yapacağız. Alık gibi oldum, çok güzel o. Piştikten sonra. Tatlı niyetine. Kaynasın, şekerinin ne olduğunu o zaman biliriz. Tatlı niyetine iyi işte, ne güzel. Şunu açalım. Burada et haşlamamız da pişiyor. İnşallah, inşallah. Şimdi az sonra da bulgur pilavı yapacağım. Hayırlısı. Maşallah, maşallah. Kuzu bunlar, kuzu. Şifa bunlar arkadaşlar. Malzemesi pişene kadar. Antibiyotik. Pişecek. Taş da bir yandan oluyor. Evet. Şekeri çok. Az mı? Hı-hı. Şekeri. Ha? Az mı olmuş anne? Az. Biraz sonra bir daha bak anne. Kaynasın, kaynamazsa şekerin şeyi çıkmaz. Allah yine de bakayım. Allah'ım sana bir şükür olsun.
şimdi güzel. İyi mi senin tadı? Burada kaynıyor bak, kaynamaya başladı. Şöyle yakından göstereyim. Patates, soğan, havuç, pişsin. Ondan sonra indirelim. Boyun arkadaşlar bu. Evet, güzel. Bu da et suyumuz. Şimdi pilav yapacağız. Pilavımızı yapıyorum. Yani şehriyemi koydum. Burgurumuz mavi kovadaki. Bu da sütlacımız. Pişiyor, pişsin. Burada Yusuf, bak buraya. Yusuf, bak buraya. Esra'la merhaba de çocuğum. Baba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi seviyorum de. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Ne yapıyorsun? Bu da köyde kaynattığımız bulgur. Köy bulguru. Şimdi onu ekliyorum. Pilavımızı pişireceğiz. Ver, ben atarım. Hadi sen git. Ver bakayım. Et suyuyla pişirdiğim için tereyağı koymuyorum. Sen ne yapıyorsun İsmail abi? Şey yap, ben dışarıya bakıyorum. Neyi yapıyorsun? Bak bak. Dışarıda da rüzgar, fırtına çıktı. Var mı rüzgar? Hı-hı. Sabah. Şimdi yine var. Ama. Burada pilavımızın suyunu ekliyorum. Et suyu ekleyerek pişiriyorum. Güzel olur. Şimdi biraz tuz. Önce etin suyuna da tuz atmıştık. Anlıyorum seni. Tuzu güzel. Kapağını kapatalım. Pilavımız pişsin.
O ne zaman oldu? Sütünü şey yapsın, çeksin ondan sonra. Pirinç suyunu çekince. Az sonra pişer, kaselere koyarız. Evet, müdür bekliyor burada. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Acıktın mı İsmail abi? Acıktım tamam. İsmail biraz çabuk acıkır. Dursun da bir yerini biraz. Tamamdır, dibine tutmasın diye karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Ne ettin İsmail abi ya? Kaptı. Ağzını kapattı. Kapatamadın mı? Yok. İşler o lan oraya. Pişmez o daha su. Suyunu çekecek. Sütünü. Demişim. Kaynayacak, sütü çekilecek. O zaman dinlenmesi lazım. Pişe pişe. Oo, zahmet pişmiş. Hangi bir yemek zahmetli der ki? Her şey kendine göre zahmetli. Her iş zahmetli. Yemesi kolay. Yeter ki emek ver. Yemesi kolay. Yemesi 2 dakikalık bir kase 5 dakika sürmüyor bir kere. Ben buna emek vermem. Sen yiyici takımdansın. Takımındansın. Çok şükür yapıyorlar, yiyoruz işte, ne yapalım. Maşallah. Bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Allah herkese nasip etsin. Amin. Ne oldu? Yavaş. Yavaş gel. Pişti mi pilavımız anne? Şimdi servis yapacağız. Bizim sütlacımızın içinde limon kabuğunu çıkarttım. Ne oldu? Sütlaçlar pişti mi? Pişti. Şimdi kaselerimize sütlacımızı limon kabuğunu niye attın? Koyuyorum. Söyledim. Yok yok iyi. Soğan keseyim mi? İyi olur. Sütlacı kaselere koyuyorum. Niye güldün hemen? İsmail abi güldü. Bismillahirrahmanirrahim. İsmail çok acıktı.
Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Allah, gerçekten pilav da güzel olmuş. Sütü de güzel. Tadı çok güzel olmuş. Yoğurt ama mayasını annen herhalde sen mi çaldın? Kamile mi çaldı bilmiyorum da. Kamile yaptı. Mayası da çok güzel tatlı çalmış. Aferin. Kamile bak. Şeker gibi. Kamile de güzel yapıyor yoğurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bana arkadaşlar yoğurda bakın. Yusuf buraya gelir değil mi? Kaymak. Gelir bir sıra da bir yok. Anne, sen onu öbür tarafa koy, eter tamam. Nasıl güzel bir sıra? Çok güzel. Bu da güzel gerçekten. Enfes. Ya veririz. Bir tepsi daha vereyim sana. Çok şükür. Allah'a bir şükür olsun. Süt yağcımız. Öbür kaselere de koyalım. Kaleli yaptı bir taraf. Göster. İsteyen üstüne baharat atar, isteyen böyle yer. Herkes arzusuna göre yer. Dur, şunları da koyayım. Önümü geçeyim. Şu biber turşusu da çok güzelmiş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kadriye teyze gönderdi Osmaniye'de. Kız kardeşimin kaynının kaynanası, kayınvalidesi gönderdi. Evet, buradan da kendine selam olsun. Ellerinden öperim. Çok teşekkür ederim. Kamil Engelkisi'nin annesi. Evet. Sema'nın annesi. Sema gelinin. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Sağlıcakla kalsın hepsi. O ne yana bu yana? Çok fazla geldi. Damla kase yok mu? Damla kase benim sıkıldım. Onu bu tarafa ver. Bir saniye. Evet. Çok güzel. Mis gibi. Karabiberimizi verelim. At. Evet. Ben de limonumuzu sıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, alhamdülillah. Şöyle arkadaşlar. Geliyor mu oğlum, geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sizin için bir tadına bakayım arkadaşlar. Anne, bakıyorum. Ha? Ne var bir tadı da? Ona göre söyle. Sıcak ama. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Soğusun diye dedim anne. Sıcaktı, evet. Evet. Okey, çok güzel olmuş. Ya biraz. Bismillah. Geliyorum ben. Kapını tutacak falan. Kaselere koyduk. Maşallah, haline sağlık. Haline sağlık, çok güzel olmuş. Öbürleri. Baba. Bir kaselik daha var. Baba. Hadi sağ ol. Evet arkadaşlar. Buradan herkese selam olsun. Gördüğünüz gibi annem hazırladı soframızı. Allah eline sağlık. Herkese buradan sağlık diliyorum. Mutluluk diliyorum. Benim videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın arkadaşlar. Buradan benim Kadriye teyzeme de tekrardan selam söylerim. Selam olsun. Ellerinden öperim. Bütün seyircilere. Şevket'e de
Semaya da bütün herkese arkadaşlar. Bizi izleyen herkese selam olsun. Bizi izleyen herkese arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.